Değerli Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii çalışma açısından biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışmaya evet diyoruz ama yeter ki meclisi tatile sokmayın. Mesela iki hafta öncesi meclisi tatile soktunuz. Halkın bu kadar sorunu varken meclisin çalışmasına ihtiyaç var. Ancak yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili getirilmek istenen hususu biz destek veririz. Ancak yatırımın teşviki, yatırım ortamının iyileştirilmesi için ülkede öncelikle hukuk güvenliğinin olması lazım. Eğer bir ülkede hukuk güvenliği yoksa, yatırımcıya güven vermiyorsa o ülkede yatırımın olması imkansız. Hukuk güvenliği olabilecek ki hukuk istikrarı sağlanabilsin, iktisadi istikrar sağlanabilsin, eşitlik sağlanabilsin, istihdam alanları yaratılabilsin. Eğer hukuk güvenliği olmazsa bunların hiçbirisi olmaz. Tabii bunun da başında siyasi iktidarın terör örgütleriyle mesafeli davranması lazım. Neden? Bu cümleyi söylerken özellikle söylüyorum, bugüne kadar Afrin'le ilgili PYD terör örgütüyle mücadele ediyoruz derken aslında PYD terör örgütünü Mardin 2 Ağır Ceza Mahkemesi 2014'de 493 esas sayılı numarasıyla terör örgütünü Nisan ayında, yani 2014 tarihinde terör örgütü ilan ettiği halde Haziran 2015, Şubat 2015 tarihinde iki farklı tarihlerde terör örgütünün yöneticisini Salih Müslüm'ü mevcut olan bu siyasi iktidar Ankara'ya kırmızı halılarla karşılamıştı. Peki bir yandan siz terör örgütleriyle içli dışlı olacaksınız, bir yandan da hukuk güvenliğini sağlayamadığınız zaman maalesef hukuk güvenliği olmaz ve o ülkede de yatırım yapılamaz. Bununla ilgili biz ne diyoruz? Madem ki siz terör örgütü gördüğünüz yöneticileri ülkeye davet ediyorsunuz, bir vatandaş Twitter attığı zaman o Twitter'inden dolayı nasıl gözaltına, yakalama kararını ve savcılığa sevk ediyorsanızsa, siz terör örgütünün yöneticisini neden bugüne kadar siz savcılığa sevk etmediniz? Sınırdan giriş çıkışları vize vererek niye işlem yapmadınız? Kütüphanede var, kütüphanede Interpol aracıyla tutukların aranması ve iadesiyle ilgili. Niçin bir Interpol aracıyla terör örgütünün yöneticisini kırmızı bültenle aratma işlemini başlatmıyor bu iktidar? Şikayetimiz üzerine daha dün yaptı. Bu resmen suçüstü mevcut olan siyasi iktidar yakalanmıştır. Suçunu ikrar etmiştir. Ve bunlarla ilgili anayasamızın 14. maddesinde, burada şu anda oturan önceki dönem Cumhuriyet Başsavcısı bir arkadaşımız var. Bu milletvekilinin dokunulmazlığı kapsamına